mahalledeyiz. Depeşim mahallemiz yaklaşık 60 binlik nüfusuyla, Ahmet Yesevi mahallemiz yaklaşık 40 binlik nüfusuyla, kompleks tesisi, Aşevi, Gülkens Tekmek, Kırmamız ve yine aynı zamanda üzerindeki... Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanmasında... Algıyı, bu etiketi, bu anlayışın derc edilmesi önemli. İşte bunu daha da perçinlemek için bir emniyet tekrardan çok çok iyi noktada bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Vatandaş kendisini güvende hissedebilmesi için de... Evet, bugün mutlu bir gündeyiz. Neden mutluyuz? Bunu ifade etmek isterim. Haliliye bölgemizdeyiz. Haliliye bölgemizin Devteşti, Ahmet Yesevi bölgesi diye adlandırılan bölgedeyiz. İlçemiz her geçen gün güzelleşiyor. Bugün burada Emniyet Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler gereği Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya da çok çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı valimizin yine himayelerinde burada bölgemize yakışır, Türkiye'de örnek bir proje olan yaklaşık zemin artı 3 kat bir de terastan oluşan, toplamda 5 kattan oluşan 421 metrekare oturum alanına sahip 1727 metrekare kapalı alan ihtiva eden, içerisinde misafir, personel ve zırhlı araçlarla birlikte 2815 metrekarelik bir otopark alanında bulundurulan yaklaşık 16 milyonluk bir yatırımın bugün temelini atıyoruz. İnşallah bir yıla kalmaz da burada açılışını yapmış olacağız. Bölgemizin gelişmesi, insanlarımızın refah ve huzuru, daha refah, daha ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını idame edebilmeleri adına emniyetin de bu şekilde burayı tercih etmesinden dolayı Haliliye ilçemizin bu bölgesini bölge insanları, mahalleler adına Haliliye Belediye Başkanı olarak Emniyet Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Mutluyuz dedik, Haliliye ilçemiz her geçen gün güzelleşiyor. Gerek hükümetimizin, gerek Büyükşehir Belediye'mizin, gerekse Haliliye Belediye'mizin yatırımlarıyla birlikte. Ben meclis üyelerine de teşekkür ediyorum. Bu ilçe emniyet müdürlüğünün yapımında karşılıklı takas usulüne göre emniyet yapmış olduğumuz meclis kararı sonrası çok şükür burada bir temel atacağız. İnsanlar geriye dönüp baktığı zaman eserleriyle anılır. Bizler de eser bırakmak için gece demeden, gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama buradaki en büyük katkı değerli buradaki Haliliye hemşerilerimindir. Onların bize teveccühü ve güvenidir. Biz sonsuz onlara müteşekkiriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Var gücümüzle gece demeden, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ben değerli protokolümüzde başta Sayın Valimiz olmak üzere diğer katılım gösteren hazırına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için yapılmakta olan yeni hizmet binamızın temel atma törenini sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanmasında görev alan emniyet teşkilatımızın daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için bakanlığımız ve valiliğimiz var gücüyle çalışmaktadır. Bu noktada da bu faaliyetlere destek vermek amacıyla yerel yönetimlerimizin, Büyükşehir Belediye'mizin ve Haliliye Belediye'mizin de ciddi katkıları söz konusudur. Bunun en anlamlı örneğini de bugün görmekteyiz. Haliliye Belediye'mize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Haliliye Belediye Başkanımıza, değerli Haliliye Belediye Başkanımıza, emniyet teşkilatımıza bir kez daha minnet ve vefa duygularımızı göstermemize vesile olan hizmet binamızın yapımını üstlendiği için, bu önemli eseri ilçemize kazandırdığı eğitim, sosyal ve sağlık alanında ilçemize değer kattığı için teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Mehmet Can Polat Başkanımızı tebrik ediyorum. Biraz önce böyle bir binanın inşası için nasıl bir çaba gösterildiğini güzelce anlattı ama emeği büyüğü kendilerinde. Kendisine teşekkür ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzde burası hayırlı olsun. Emniyet Müdürümüz buraya geldikten sonra çok hızlı çalışmalarını devam ettiriyor. Bir şehirde güven çok esastır. Buraya sanayicinin gelmesi için, yatırımcının gelmesi için güven ortamının olması lazım.
İşte sağ olsun emniyet teşkilatımız, başta emniyet müdürü Sayın Valimizin himayelerinde Şanlıurfa'dan gerçekten bu güven duygusu çok üst seviyede. Huzurunuzda Sayın Valimize, emniyet müdürümüze ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir yıla yakın zaman içerisinde de bu bina bitecek. Güzel bir ortamda hizmetlerini sunmuş olacaklar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eser bırakmak, eser bırakmak, hizmet yapmak herhalde insana verecek en güzel hazdır. Çünkü insana faydalı olan en iyi insanlara fayda olmaktır. Bu bölgede de Devteşli bölgesi olsun, diğer mahallelerimiz olsun, bu bölgede de bu hizmete ihtiyaç var. Hizmetin şekli hiç önemli değil. Bugün konuşmamda da medeniyet inşası her sektörde, her alanda yükselmeyle birlikte olur. Bir alanda eksiklik olduğu zaman diğer alanlarda sekteye uğrar. Dolayısıyla bu hizmet binamızın çok anlamlı olduğunu söylemek istiyorum. Vatandaş kendisini güvende hissedebilmesi için de emniyet teşkilatımızın da fiziki şartlarının hizmet etme ortamlarında çok güçlü olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu işin amacı, ruhu da budur. Yani bina yaparsın, eser ortaya çıkarırsın, bu binaların eserleri, ruhu da hizmettir. Amacı da emniyet teşkilatımız az önce saydığımız sektörlerde güzel daha çalışmalar yapmak, bu bölgedeki vatandaşlarımıza güvenli bir mahalle, güvenli bir ilçe, güvenli bir şehir duygusunu inşallah yaşatılacaktır. Başkanım'a teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kazasız belasız ve bir an önce hep birlikte yine güzel insanlarla Rabbim açılışını hepimize nasip eder diyorum. Lillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in ya rabbel alemin. Bismillah. Thank you.